gönül ister ki Mehmet Çayır'la birlikte devam ediyor. Size öncelikle kitabını göstermek istiyorum. Ona dair çok ilginç bir kitap. Ben bu kitabı ki entelektüel bir yapım yoktur. Kitap okumaktan çok sıkılırım. Üç günde bitirdim. Normalde başından ayrılmasaydım. Sabahtan başlayıp akşama kadar okur bitirirdim. O kitabı okudum. Hayatım değişti. Ve tabii bu kitabı okuduktan sonra yolum Mehmet Çayır'a ee, Mehmet Çayır'a gitti. Mehmet Çayır hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Ya biz de efendim iyiyiz. Sizin kitabınız sayesinde zaten acayip daha da bir iyi olduk. Çok ilginç bir kitap. Sistem ve enerji. Evet. Bu kitabı yazmayı size yani kim dedi size bu kitabı yazın diye demeyeceğim ama hakikaten bir şeyler sizi itti. Ne? Itti? Yani e, şimdi yazılması gereken bir kitaptı çünkü. Bazı bilgiler verilmiyor, saklanılıyor veya yarım yarım alak bilindiği için insanlara anlatılmıyor. Yanlış aktarılıyor. Yanlış aktarılıyor. Çok fazla bilgi kirliliği var. Biz de ne yaptık? Hepsini bu kitapta toplamaya çalıştık. Anladım. Ne'ler var bu kitapta? Sizden dinleyelim. Ben biliyorum neler var bu, bu kitapta. Bu kitapta neler var? Bu kitapta enerji ile ilgili, sistemle ilgili, yaratılışla ilgili, şifa ile ilgili hemen hemen her şey var. Aklınızda ne gelirse Hepsi mevcut. Ben şimdi buradan başlamak istiyorum. Enerji demişken tarih boyunca zaten elle şifa vardı. Var. Tabii. Var. Bu biraz onun tarihçesinden bahsedelim. Sonra da günümüzde nasıl yapacağız bu işleri? Şimdi ilk bunun çıkış yerine bakacak olursanız İsa peygamberi işaret edilir. Evet e, ee, şu anda piyasadaki en yaygın kullanılan enerji zaten USI R2 dediğimiz R2'dir. Evet bu çok biliniyor ve... Evet onun üzerinden gidip anlatayım insanlar evet. daha rahat anlasınlar diye. USI Budist bir tane adam rahip. Ee, bir gün bunun Hristiyan bir tane öğrencisi diyor ki bizim diyor peygamberimiz diyor elleriyle şifa verirdi diyor. Ve bu Usi'nin çok ilgisini çekiyor. Gidiyor çeşitli kaynaklardan araştırıyor. Hristiyan kadim bilgilerine iniyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonra 21 gün bir mağaraya, inzivaya çekiliyor bu. Evet. Yanına taş alıyor. Her gün bir tane taş atmaya başlıyor. 21 gün sonunda onun deyimiyle işte bir ışık geliyor ve onu sarıyor. Yani buna başkası melek der, bir başkası ilahi işaretler, bir başkası şu der, bu der. Ama maneviyattan bir destekle ona o şifa gücü aktarılıyor. Hmm. Ve o çok heyecanlanıp koşarken kayadan aşağı düştüğünde bacağını yarıyor. Birden elini oraya koyma ihtiyacı tabii duyuyor gayri ihtiyari. ve o yaralar iyileşmeye başlıyor. Bu 40 yıl uğraşlar sonucunda bunu bir sistematiğe döküyor ve öğrencilerine yayıyor. O Hı. şekilde de insanlara öğretiyor. Elden ele böyle şifa. Tabii el vermek yani buna bakacak olursanız işte bizim kültürümüzde bunlar var aslında evet. uzak şeyler değil. Yani bir kurşun dökmek. Nazar bir, alır derler. Tabii Fadime ana elimiz. Evet. İşte ocak elimiz bunların hepsi aslında kültürel aynı şeyler yalnız isimleri farklılaştırılmış. Hı hı. Ama en zengin olan yer Anadolu topraklarıdır bizim kendi topraklarımız. Elle ]dır. şifa hatta evet. hani çocukları annelerin çocukları düşer başını veya bir yere çarpar ağlamaya başlar annesi öpüğüm de geçsin der mesela. Tabii doğaçlama yapar ağlayan yerine elini koyar. Koyar, Karnar, elini koyar elini koyar ve gerçekten de o çocuk sakinleşir. Evet. Yani aslında farkında olmadan anneler de çocuklarına bir şekilde enerji yoluyla şifa verir. O zaman hemen enerjiye şöyle başlayalım. İnsan e, kaç boyuttan oluşur? Dört boyuttan diyoruz. Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve fiziksel beni çevreleyen enerji beden. Evet. Şimdi bu enerji bedenden bahsedelim. Enerji bedenimiz ne? Aura ile ne alakası var? Var mı yok mu? Onu siz tabii daha iyi biliyorsunuz. Şimdi e, enerji bedeni çok fazla bilmiyorlar. Aura diyorlar. Evet. Oysa ki aura tıpkı arabanın egzoz gazı mı atılı mı gibi dışarıya vurduğu bir gazdır. Ama enerji bedense ileride oluşup yoğunlaşıp fizik bedeni oluşturacak bedenimizdir. Yani maddenin maddeleşmeden önceki bir önceki hali diyebiliriz buna. Hmm. O katılaşıp enerji bedeni şey fizik, fizik bedeni beden oluşturur. Evet. Ve bir de bunun üzerinde çakralar dediğimiz noktalar var. Evet. Şimdi bu çakraları da açmadan önce sizin kitabınızdan bir okumak istiyorum. Tamam. 365 çakra bulunurmuş. Tasavvufta e, buna bu çakralara 365 kapı çeşme kapı. kapı çeşme deniyor. Perde. Perde evet. Şuradan şunu hemen ben bir okumak istiyorum. İslam dünya üzerine getirilmiş bütün dinlerin öğretilerin temelidir. Müslümanlık ise Hazreti Muhammed'in getirdiği son dindir. Kavramları karıştırmamak lazım. Çakra sistemi evrensel evrensel bir bilgidir. Onu bir ekole veya inanışa bağlamamak gerekir. İnsan varlığında normalde toplam 365 adet çakra bulunur. Tasavvufta çakra'ya başka isimler verilir. 365 kapı, 365 çeşme veya 365 perde diye geçer. 7 adette temel çakramız vardır. Onlar da nefs olarak isimlendirilir. Yani aslında bu e, çakra diye bilinen nefsimiz oluyor. Tam tasavvuf'taki Hı. nefs. Peki, o zaman bu çakraları ele alalım. 7 tane bilinen evet. şu anda, yani normalde 365'ten bahsediliyor evet. ve yıla da baktığımız zaman bir yılda 365 yılda evet. onunla da bir bağlantısı var mı acaba? Yani her şeyin rakamsal olarak bağlantısı var. Ona bakarsanız 365 tane de kemik olduğu söyleniyor. Evet. Vücutta. Şimdi e, çakraları şöyle düşünmek lazım. Nasıl yediğimiz, içtiğimizden bir takım mineraller, gıdalar e, alıyorsak, vitaminleri alıyorsak. Çakralarımız aracılığıyla da evrensel enerjiden besleniyoruz. Evet. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Çakra eşittir psikoloji oluyor. Hmm. Çakralarımızda dengesizlik varsa psikolojimiz dengesizlik. İşte tasavvuf bu yüzden diyor. Nefsini bilenlerden ol, nefsini terbiye edenlerden ol. Nefsi öldürmek demek yanlış bir tabirdir. Çünkü nefsi öldürmek demek çakrayı yavaşlatmak demektir. Çakralarda denge unsuru vardır. Evet. Yavaşsa da sorundur, hızlıysa da sorundur. Peki nerelerde bulunur bu yedi adet çakra insan vücudunda? Şimdi e, tepe çakramız var, üçüncü göz çakramız var, boğaz çakramız var, kalp çakramız var, üçüncü ne? çakramız var, ikinci çakramız var, birinci çakramız var. Hı. E, şimdi bu çakraların her birinin de ayrı ayrı psikolojik özelliği var insanlara evet. yansıttığı. Mesela tepe çakrasını örnek verecek olursak buradan insanlar kendilerindeki rahatsızlığı algılayabilirler. Kitapta bunu daha uzun açtık gerçi. <laughs> Şimdi mesela tepe çakramız diğer dünya bağı diye geçer. Diğer dünya bağı olunca ne yapıyorsunuz? Tepe çakranız hızlı çalışırsa bu dünyayla bağınız kalmıyor. Yani daha doğrusu pardon, bu dünyaya çok düşkün oluyorsunuz. Yiyorsunuz, oluyorsunuz. doymuyorsunuz, hep panalı başlıyor, o başlıyor, bu başlıyor. Yavaş çalışırsa da aman ölsem kurtulsam depresyon hali başlıyor, hı hı. intihara kadar götürüyor. O zaman e, şimdi geçenlerde Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı ben okudum. E, Türkiye'de son yıllarda 5 milyon insan antidepresanlar kullanmaya başladı. Yani aramızda 5 milyon insanın ruh hali, psikolojisi bozuk. 40 milyon kutu. Bir sene içinde. Yani bu hesabında da yaptınız. <laughs> çok güzel. Şimdi bu antidepresanlara başvuran kişiler e, hani bıraksınlar demiyorum ama çok da fazla bir etki sağlıyor mu sağlamıyor mu bilmiyorum. Çünkü sürekli kullanmaya devam ediyorlar. Bir iyileşme ben daha etrafımda çok fazla görmedim. Daha çok uyuşturuyor, uyutuyor. Hareketlerini yavaşlatıyor. Belki biraz bir rahatlama Hı. bir süre verebilir ama kesin bir çözüm olmuyor. Evet. Sonra bizim geleneksel bir toplum olduğumuz için hocalara gitmek, işte evet. okutmak, kurşun dökmek gibi şeylere de baş çareler gibi geliyor ve onlara da başvuruyoruz. Şimdi bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Psikoloji dediniz, fizik bedende bir şey olunca evet. arıza olunca ruhu etkiliyor. E, ruhsal bunalımlar zaten diğer hastalıkları beraberinde getiriyor. İşte sadece ruh değil beden hastalanmaya başlıyor. Evet. Demek ruh ki demeyelim ona e, psikoloji psikoloji diyelim. pardon enerji zaten. He, psikoloji bozuluyor. Peki demek ki öncelikle biz enerji bedenimizi sağlıklı tutacağız ama hastalanmışsak da o psikolojimizi nasıl düzelteceğiz bu enerji yollarıyla? Şimdi e, Türkiye'de bizim kanunda tam yerimiz olmadığı için buna öncelikle biz tamamlayıcı tıbbız diyoruz. Hı hı. Yani biz tıp değiliz bir tedavi yöntemi değiliz Ama o... tamamlayıcıyız. Almaya öyle bir çalışma var mı? E, var şu anda kanunda sürdürülüyor. Dünyanın pek çok yerinde kanunlaştırıldı bu işte pek çok alanda kullanılıyor. Türkiye'de evet. de inşallah kullanılırsa bayağı faydası olacak. Şimdi e, kişilerin enerji bedenini düzeltmeden fizik beden üzerinde ne yaparsanız yapın çok bir verim alamıyoruz. Mesela kişinin şurasında bir yara var. Evet. Bu yara neden kaynaklanıyor? Kişinin enerji bedeninin üzerindeki blokajda. Hmm. Enerji bedeni ne yapıyordu? Yoğunlaşıp fizik bedeni oluşturuyordu. E, bu yoğunlaşma esnasında enerji bedeni rahatsızsa fizik bedeniniz ne kadar tedavi ederseniz edin buradaki rahatsızlık kronikliğe dönüşüyor. Ama siz buradaki enerji bedeni iyileştirdiğiniz zaman, artı fizik bedeni iyileştirdiğiniz zaman ikisi bir arada tamamen bir iyileşme sağlanıyor. Şimdi bu gözle görülmeyen e, enerji bedeni fotoğrafladığımızda görülme imkanı var mı veya bu, sizin gibi yoğun bir şekilde bu işlerle çalışan çıplak gözle de o enerji dalgalanmaları görebiliyor mu? Enerji dalgalanmalarını gören bir, çok fazla kişi var. E, bizim fotoğraflattıklarımız var. Yalnız ama bu kriyon fotoğrafçılığında yapılan şey aura fotoğrafı, enerji beden değil. O da hmm. ayrı bir şey. Onu da söyleyeyim. Hmm. Ama onun haricinde yani enerji bedeni, enerji boyutu insanlar görebiliyorlar. Ama çalışmayla? Çalışmayla veya yetenekleri ya, yetenekli. varsa. Yetenekli. Üçüncü gözle ilgili bir şey. Birlikte. Peki e, şimdi çakra dengeleme de var. Evet. Onu yani onun amacı nedir? Yani bu çakra sık sık bir arıza yapıyor demek ki ee, ve neden arıza yapıyor dış etkenler şimdi mi var? Şimdi içinde bulunduğumuz ortama göre zaten sırf şurayı düşünün bu kadar elektronik eşya manyetik alan şu bu zaten bir o manyetik alan sizin çakranızı bozmamasına imkan yok. Evet. Buna biz ne diyoruz normal blokaj diyoruz hmm. bir de ne var insanların sizin çakralarınıza e, farkında olmadan bilinçsizce bir enerji yüklemesi var buna nazar diyoruz. Hmm. Bir de oturup birilerinin kasıtlı şekilde size enerji yollayarak sizin enerji bedeniniz üzerinde rahatsızlık oluşturmasına da büyü diyoruz. Büyü. Şimdi bütün bu e, her şey bu büyük e, e, efendime söyleyeyim nazar, nazar blokaj. e, blokajlar bunları herkes kendi arasında aslında normalde de konuşuyor biliyor da mesela evet. işte X kişiyle beraber olduk aman onun da nasıl bir enerjisi varmış üstüme ağırlık çöktü diyebiliyor. biliyor. Evet. E, ama işi böyle çok ciddi bir şekilde ortaya attığında bak bunun çaresi budur şunu böyle tedavi edebiliriz bu bir gerçektir dendiğinde insanlar gene de bir adım geri atıyor bir ürküyor. Zaten söylediğin şey bahsettiğin ve inandığın ama şekle büründürdüğünde böyle bir kitap halini getirdiğinde bu sefer ürküyor. Neden insanların böyle bir tepkisi oluşuyor? Bildiği halde nazarın var olduğunu işte büyülerin var olduğunu. Kur'an-ı Kerim'de de uyarıların olduğunu. Ee, insanların bilinçaltıları ve korkuları artı tabuları onların hmm. önüne geçiyor. Ee, yani bir de insanlar artık o kadar şey yapmış ki bu... Kuantum fiziğinden sonra aslında dünyada bilimselleşti. Hmm. Ama işte insanlar bunun mantığını kuramıyorlar. Hani büyü deyince dur bir aman ne oluyor diyor çekiliyor. Yok öyle bir şey diyor bir de. Yani hmm. ama mesela ben ateistim deyip bizim kitabı okuduktan sonra bana üzerimde büyü var ben inanmaya başladım <laughs> diye gelen insanlar da var. Şimdi... Peki siz bu enerjiyle neler yapabiliyorsunuz kendinizde var olan enerji, ne gibi tedaviler? Onları böyle örnekleyerek size gelen başvuran hastalardan biraz. Şimdi enerji öncelikle genel bakalım. Şimdi bakalım. Her şey enerji. Her şey enerji. Evet. Evren. Evet, evren enerji. Yaratılmış her şey enerji. Yani şuraya kocaman bir büyüteçle baktığınız zaman gördüğünüz tek şey atomlar. Evet. Daha da aşağısına indiğiniz zaman kuark boyutunu görüyorsunuz ve bu kuark boyutta ne var? artı ve eksi kuartlar var ve her şey bunun dizilimi. Yani bilgisayar sistemi gibi çalışıyor aynı. Geri planda bilgisayar sistemi nasıl çalışır? İkilik şey ikilik sayı sistemiyle çalışır. 1 hmm. ve sıfır vardır. 1 evet. ve sıfırların diziliminden çalışır. Yani 1 0 mesela A'dır. 0 1 B'dir. Veya Morse alfabesi. Nokta çizgi veya çizgi nokta A'dır, B'dir. Yani bundan bütün olaylar dediğimiz çünkü bilgisayarda da geri planda sadece sıfır birler çalışırken önümüzde olaylar çıkar. Hmm. Ama bunun program boyutu var işte biz ona enerji boyutu diyoruz. Yani enerjiyle sadece e, baş ağrısı, diş ağrısı veya daha ağır rahatsızlıklar geçirmiyorsunuz. İnsanın bütün farkındalığını uyandırıyorsunuz. Hayata bakışını, yaratılışa bakışını, insanlığa bakışını. Hatta öyle bir şey ki karşıdaki size bir şey yapıyor. Durup bakıyorsunuz ya bunun şu çakrasında sorun vardır. Bana ondan böyle davranıyordur diyorsunuz. Daha hoşgörülü bakıyorsunuz. <laughs> Çok güzel. Mehmet Çayır, arkadaşlarımız sokak röportajı yapmışlar. Bu konuyla alakalı. Ee, küçük de bir veteri hazırlanmış. Ee, şimdi birlikte onu izleyelim. Bakalım Tabii sokaktaki ki. vatandaş enerjiyle alakalı ne biliyor ne diyor. Sohbetimize devam ediyoruz. Efendim nerede kalmıştık? Hocalarda kalmıştık. Çeşitli açıklamalarda oku. Dediniz evet. en son. Evet her şeyi kendimiz okuyalım, araştıralım. Kulaktan dolma bir takım bilgiler tamam ıı, yanlış olabilir ama doğruyu söyleyen uzman kişiler de vardır. E, tabii ki muhakkak var ama yani şimdi doğruyu bilip de söylemeyen uzman kişilere de buradan bir seslenelim. Onun vebalini hmm. bir hatırlatalım. Hmm. Yani şimdi çok ünlü kanallara çıkıp çok ünlü hocalar ucundan bir şey tutup da ya hocam şu varmış deyip de ha evet var. Deyip gerisini getirmemelerinin bir anlamı yok. Yani evet. bunlar söylensin diye bunlar var. Peki bunlar... neden saklıyorlar bu gerçekleri? Ee... Ki siz kitabınızda zaten bütün gerçekleri bütün çıplaklığıyla anlatmışsınız. Zaten o yüzden bu kitap eline alındığında yani bir yudumda bir nefeste okunabilen bir kitap. Çünkü herkesin kafasında soru işaretleri var işte evet. karışık açıklamalardan ötürü. Bir yerlere oturtamıyorsunuz. Mantığınız almıyor veya bir şey eksik diyorsunuz. Ben bu kitabı okuduktan sonra bütün soru işaretlerinin yanıtını aldım karşılığını buldum bir mantığa oturdu. Ve ben koşa koşa size geldim sizinle tanışmak için. Ee, çok da iyi etmişsiniz. Şimdi e, siz de diyorsunuz ki hocalar bilinen kendilerinin bildiği gerçekleri sadece başlıklar halinde söylemesinler. Başlıkları açsınlar. Aslında... Neler saklanıyor bizden? Ee... Hangi gerçekler? Önce şunu söyleyelim özde birlik vardır. Yani kaynak tektir. Gelen bütün bilgiler birdir. Ama bize ne yapılıyor? İnsanlar yok o değişti, yok bu değişti, yok şu yapıldı, yok bu yapıldı, yok şu yapıldı. Ya tamam bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim değişmemiş. Ama sen her sene bir meal çıkartıyorsun ve sadeleştirilmiş, sadeleştirilmiş. Nereye kadar sadeleştireceksin? Neyi saklıyorsun? Ve birinde yazdığında bir yerin diğerinde yazdığı tutmuyor. Hatta hani bazı piyasadakiler var ya kitap yazıyor. Adam diyor ki ee, ben Mehdi'ymişim kitap beni tarif ediyor. E sen yazmışsın kitabı <laughs> ve bunu Kur'an-ı Kerim'de yapanlar bile var. Evet. Sonuçta sa sahte peygamberler kendilerini böyle ilan ettiler. Evet. İşte o yüzden ben diyorum ki ve bu kitabı o yüzden Yazdım. yazdık. İhtiyaç duyduk. Evet yani şimdi bakıyorsun o bir şey diyor öbürü bir şey diyor öbürü bir şey diyor ya bunlar... Aynıysa dedik bir, bir nebe, ne, sebebi olmalı. Ama araştırdığın zaman bir şeyleri bulduğun zaman şimdi bakıyorsun Afrika'da Dogon kabilesi diye bir kabile var. Ee, Hubble teleskobu daha o zaman icat edilmemiş. Amerika daha Hubble teleskobundan bakıp Sirius'un işte şeklini bulmamışken e, Dogon kabilesi Afrika'daki tamamen ilkel bir kabile. Bakıp Sirius e, yıldızının şeklini çizebiliyor. Ve bizim Türk mitolojisine baktığımız zaman geldiğimiz yere baktığımız zaman bir Afrika'daki e, yani yerli kabiledeki mitoloji anlatımıyla bizim şeyimiz aynı. Sirius'u anlatıyorlar. Hiçbir farkı yok. Aa, çok yani iyi. özde birlik dediğimiz şey bu. Ama buna sen öbür tarafa çek bu, bu öbür tarafa çek bu şu tarafa çek şey olmuyor. Yani insanların da sadece kafası karışıyor ve vebal altına giriyorlar diğerleri de başka bir şey değil. Peki o zaman e, nazara gelelim. Evet. Şimdi mitoloji dediniz e, Osmanlı tarihine de şöyle bir baktığımızda orada da bir takım ritüeller var nazarla ilgili. Var tabii ki. E, Osmanlı padişahları kendilerini nasıl koruyorlarmış? Osmanlı padişahlarının mesela üzerlerinde e, civalı Koy. şeyler Gömlekler, civa işlemini gömlekler varmış. Bir tane de kolye getirdiniz onu bir evet. yakın tutalım. Ee, bu civanın özelliği nedir? Yani özelliği şudur elinize aldığınızda çok akışkandır, zehirli bir maddedir evet. aynı zamanda. Ama asla dağılmaz. Dağılmaz, değil mi? toplanır tabii Toh, Evet suyla karışmaz. Karışmaz. Ee, efendime söyleyeyim işte. Kararmaz. Hiçbir, kararmaz, bozulmaz. Işte, evet. Gri, parlak, gümüş renginde, evet. akışkan, yumuşak. Bir madde böyle gösteriyorum Bunun içinde civa var Civalı kolyedir bu Ve bu civanın bir özelliği efendim Nazarı üzerinde toplamak Osmanlı padişahları da bunu evet. her zaman kullanırmış Anlatır mısınız biraz daha Biraz daha açalım Bir ee, de şey var e, Kuşun dökme meselesi var Şimdi civayı e, en basit Evrimlerimizdeki derecelerde Civa yüzlerce yıldırsa hiçbir şey olmaz evet. Ama civalı kolyeye o niyetle enerjiyi yüklediğinizde aynı kuantumcuların dediği gibi niyete göre civa e, o enerjiyi nazar enerjisini emmeye başlar, kendi üzerine alır ve ya kararır ya bozulur ya parçalanır ya patlar. O zaman ben hemen bozulmuş ve parçalanmış ve benim üzerinde yaklaşık bir buçuk aydır var galiba bu. Bir buçuk ay evvel ben bu kolyeyi taktığımda şu kolyeyi taktığımda şimdi kararmış ve parçalanmış. Az evvel gösterdiğim şu hiç nazar almamış toplamamış evet. bu sonradan civa nasıl parçalanır bakın aradaki farka bakın parça parça oldu bu bir buçuk aydır ne tarafa dönüyorum buraya mı döneyim döneyim pek de görünmüyor çok küçük e, bu parçalandı nazar almış bir e, civa bu bugün biraz önce Mehmet Çayır getirdi daha henüz göz teması evet, <laughs> nazar e, negatif e, enerji ile karşılaşmadı. Bu bozuldu. Hiç civa böyle durduk yerde bozulabilir mi? Bozulmaz. Böyle. Bozulmaz. Asla bozulmaz. Havayları... Asla bozulmaz. Artı bir de şeyi düşünün. Yani bu cıvaya bu nu yükleyen enerji size neler yapıyor? Evet. Bakın şu an parça parça olmuş. Evet. Şimdi bu nazarın ne kadar aslında tehlikeli bir şey olduğunu buradan tekrar enerji işte dediğimiz Hani gözle göremiyorsunuz ya işte gözle görülen kanıt kısmı da bu aslında. Evet. Görmediğimiz ama bizi olumsuz bir şekilde etkileyebilen enerji, enerji. işte böyle bir şey. Aynen. Ee, nazarın yaptığı şey de nedir? Sonuçta bizim enerji bedenimiz üzerindeki dengeleri bozmak. Önemli olan denge dediğimize göre. <laughs> yani burada dışarıdan gelen dengesiz enerjiyi bir nebze kendi üzerinde tutuyor. Yani denge derken şöyle açıklayalım. Lambayı düşünün. Artı gelir, eksi gelir. İkisi orantılı gelirse ışık yanar. Evet. Ama bir tanesi eksik gelirse lamba patlar. Aynı onun hesabı. Dengeli olmak gerekiyor. Biz de dışarıdan, evrenden, insanlardan aldığımız bu enerjiyle eksisi ve artısıyla birlikte Dengemiz bozulabiliyor. Evet. Peki dengemizi korumak için e, Civa'nın haricinde başka neler yapmamız gerekiyor? Dengemizi yani, korumamız için bizim yaptığımız şu. E, şimdi biz merkezimizde. Amenti diye bir merkezimiz var. Evet, Biyoenerji merkezi. Amenti Biyoenerji merkezimizde. İnsanlar bize geldikleri zaman insanları biz temizliyoruz, dengeliyoruz ama şöyle diyoruz. Biz sadece size balık vermiyoruz. Balık tutmayı da öğretiyoruz deyip. Onlara bu enerjileri nasıl ve nereden ne şekilde kullanabileceklerini Tekniğini ve sırrını da veriyorsunuz Tabii bu işin. Tabii ki. Evet. Yani çünkü bu ne niyedir? Şimdi sizin üzerinizde bir nazar varsa şu ekranlardan bile bu nazarın olumsuz etkisini ekranlardan yayabiliyorsunuz ve insanlar sizi izlemek bile istemeyebilir. Evet. Veya siz bir pazarlamacısınızdır. Bir ürünü götürürsünüz en uygun fiyata, en Ucuza satacaksınız. Ama böyle durduğunuz yerde sizin itici bir enerjiniz varsa insanlar sizden etkilenir ve uzaklaşmak isterler. Evet. Ama siz kendinizi dengelediğiniz, olumladığınız zaman ne yapacaktır? İnsanlar size geleceklerdir. Evet. Çekeceğiz yani onları bir bakıma. Çekiyorsunuz. Yani dengeliyorsunuz. Artık mesela bazı insanların yanına gittiğinizde kendinizi iyi hissedersiniz. Bazı insanların yanına gittiğinizde kötü hissedersiniz. Evet. Ama Belli bir aşamaya geldikten sonra yani ben buna şey diyorum enerjisel spor nasıl bedensel spor yapıp kendimizi güçlendiriyorsak fiziksel olarak enerjel çalışmalar yaparak da bu e, çalışmalarla enerji bedenimizi güçlendiriyoruz ve dışarıdan gelecek o enerjilerin etkilerinin altında kalmıyoruz koruyoruz kendimizi bir kendimizi kalkan koruyoruz. oluşturuyoruz kalkan oluşturuyoruz ve güçleniyoruz. Bunda tabi inanç, ibadet, zikir vesaire bunlar çok önemli. Yani bağlantı sağlam olacak, teslimiyet de çok sağlam olacak, değil mi? İnanç her şeyden önce inanç. Yani... İnanmayan ve istemeyen hiçbir insan zaten kendini de zaten koruyamaz. Yani bu koruma, enerjimizi... korumak açısından şöyle söyleyeyim yani bana gelip ben hiç inanmıyorum deyip iyi olan bir sürü kişi var. Çünkü bu bir yerden sonra fiziksele çeviriyorsunuz. Enerjiyi kullanıyorsunuz. İnanıyorum diyen insan mesela üç seansta iyi oluyorsa inanmıyorum diyen insan beş seansta iyi oluyor. Ee, özellikle psikolojik e, dengesizlikler de çok o, galiba size başvurulu vuru oluyor. Aslında hemen hemen her şeyde oluyor. Her türlü rahatsızlık. Tabii, mesela tabii. ne tür? E ee, bel fiziksel bel fıtığı, bel fıtığı, boyun fıtığı, boyun fıtığı migren, migren. E, mide rahatsızlıkları, kas eklem rahatsızlıkları. Yani akla gelebilecek her, her şey diyebiliriz var. aslında. Yani kesinlikle e, ama doktor tedavisi görüyorken de siz destek veriyorsunuz. Tabi tabii tabii. tabii. Ondan sonra böyle bir takım böyle enteresan gelişmeler yaşanıyor. Bir ilacı bıraktım? Artık çok iyiyim falan filan diyenler. Çok fazla var. Ama. Çok fazla. Tabii. Var. Siz bunların kayıtlarını tutuyorsunuz tabii muhakkak? Ee, mı hani bir günce tutar gibi var mı? Yok. yok. <laughs> 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 Hafıza da duruyor. Kalbimde yaşıyoruz. Evet. Peki bu kitabı bütün bu gerçekleri açıklamak için yazdınız. Size yardımcı olan Renan Seçkin var. Mavi Kalem Yayın Evinden çıktı bu kitabınız. Evet, ne kadar Hanım. çalıştınız bu kitap üzerinde? Çünkü en son sayfalarda sizin şifa verdiğiniz hastalarınız diyeceğim. Teşekkürleri var. Evet. Ondan sonra ne haldeyken size geldiklerini ve şu anda ne halde olduklarını size burada anlatıyorlar. Yani bizleri okuyanlara. Ne kadar sürdü bu kitabın hazırlığı ve nasıl başladı bu macera? Şimdi e, aslında bir kitap yazma fikri benim aklımda çok uzun zamandır vardı. Hı hı. Yalnız e, o arka deneyimler olarak yazılan yazılar benim yazılarım. Onları kitaplaştırmayı düşünürken ben Renan'a bir okumasını rica ettim. O da bunların ağır kaçacağını söyledi. Hmm. Sonra biz sohbet ederken bunları kayıt altına almaya başladık. Hmm. Kayıt altına almaya başladıktan sonra e, bunlar yazıya döküldü ve iki buçuk üç ay gibi kısa bir sürede aslında toparladınız toparlandı kitap haline döndü ama tabi bunun öncesi Öyle bayağı mi? bir bilgi birikimi gerekiyor ee, araştırmalarınız var mı özel ee, araştırmalarım benim şimdi e, ya başladı ve ben şey yaptım yani niye bu ayrılık niye bu ayrılık diye diğer şeyleri araştırmak zorunda kaldım Hissim, yani diğer dinler uzak doğuşu bu çünkü kök bir öz bir yani farklı bir şey olmaması gerekir derken o araştırmaları ister istemez yapıyorsunuz. Öyle kendi içinde açıldı kapı kapıyı açtı, pencere pencere açtı, derinlemesine girdiniz ve böyle özet bir şey çıktı aslında. Yani öyle bir güzel özetlemişsiniz ve öyle bir mantığın içine oturtmuşsunuz ki bunu okuyan zaten hayatı değişiyor ama iki anlamda. Hayatı değişiyor. Ne diyor ya bu adam diye bir tepki gösterebilir evet. insanlar. Ve evet işte bu ya ben de bunu arıyordum şeklinde. Yani iki ortası yok. Ortası yok. Ortası Burada bir denge yok galiba. <laughs> <O> de, <laughs> Ama, o denge aslında. aslında denge. <laughs> Peki efendim bir de Amenti www. Amenti.com.tr Com.tr bir internet sitesi var. O internet sitesinden biraz bahsedelim. Neler var orada? İnsan oraya tıkladığında e, nelerle karşılaşacak? S sitemizde e, bioenerji ile ilgili bilgiler var. Kloros'la ilgili yani kloros sistemi nedir? İşte annedik hani ya insanlara enerjiyi kendi kendilerine kullanmalarını öğretiyoruz. Kloros o sistem. Yani onun aşamaları onlar bunlar var. nelere iyi gelebilir? Daha detaylı bilgi var. Yani burada konuştuklarımızın çok daha detaylısı var. Videolarımız var, seminerlerimiz var. var. Ya, seminerlere gelelim. Sizin e, düzenlediğiniz seminerler var. Evet, daha önce size gelmiş insanlarla evet. neler yapıyorsunuz bu seminerlerde neler anlatılıyor ve kimler geliyor neler yaşanıyor çok merak ediyorum. Ya şimdi seminerleri asıl benim başlatma amacım şuydu. Çünkü bu takım olaylar ülkemizde o kadar şey ki yani ucu direkt ya deli ya şizofrene bağlanacak durumlar. Evet. Yani buna bir yetenek olarak bakılmıyor. Ve ben de o kadar çok kapı gezdim ki zamanında işte o kadar çok uğraştım. Ama belli bir sisteme oturttuğum için dedim ki ya insanlar bundan faydalansın. Hı hı. gelsinler, öğrensinler. Ben onlara bir şeyler göstereyim, anlatayım. Gerçekten yeteneği olanları aradan çıkartalım. En azından şizofren olmadıklarını bilsinler ve bunu bir yetenek olarak kullansınlar. Öyle insanlar da var. Çok farklı, farzalar. evet. Onlar korkuyorlar, değil mi? Mesela siz kendinizi bu yeteneği fark ettiğinizde. Kaç yaşındaydınız ee, ve neler hissettiniz ve çevrenizdeki tepkiler neler oldu? Ee, ben çok korkmadım açıkçası. Niye korkmadım? Çünkü şey gibi onun içine doğdum. Hmm. Yani ama tepkiler neydi? İşte yapma etme o, orada bir şey yok sen görmüyorsun aslında şu bu gibi falan tepkiler vardı. Çünkü bakınca rahatsızlıkları görüyorum renkler görüyorum onu görüyorum bunu görüyorum. Aileden tabii ister istemez bir baskı oluyor çevreden oluyor falan. Ama onun haricinde şu vardır. Bu yetenek soydan gelen bir yetenektir. Ve dedik ya Anadolu topraklarında bu çok fazla kişide <laughs> var. Ama arada öyle bir dejenereye uğradı ki. Mesela annesinin annesinde yani babaannesinde, anneannesinde ocak eli olan birinin torununda bu enerji yüksekliği var. Ama bağı kopmuş. <laughs> bağı kopunca ne olacak? Kişi üzerinde o enerjiyi taşıyor, o yeteneği taşıyor. Yani şey gibi düşünün resim yeteneği var. Hiç eline kağıt kalem vermemişsiniz. Ama bu enerjiyi bir şekilde aktarmaya çalışacak. Ha, doğru. Aynı o kişilerde kendi kendine zarar vermeye başlıyor bir süre sonra bu enerji. Çünkü aktaramıyorlar. O enerji üzerlerinden atamıyorlar. Bu yeteneklerini kullanamıyorlar. Hmm, ondan sonra işte bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Siz onları... Daha büyük sıkıntılar yaşanıyor. işte ben onlara da ulaşayım. Onlar da yani o yeteneklerini kullansınlar ve o sıkıntılardan kurtulsunlar şey amacım. Peki eşiniz size nasıl bakıyor? Gerçi eşiniz şu anda karşımızda öğretmen Aysun Hanım merhabalar efendim hoş geldiniz. Yeni de evlisiniz Allah mesut bahtiyar etsin. Mesela o sizi nasıl kabul etti? Nasıl aldın sen bu adamı? Denize düşmüştü yılanı sarıldı. <laughs> bel fıtığı olmuş. Hı hı. Ondan sonra aramış. Bir sizin... ameliyat demişler. On demişler, bu demişler. Hiç bayağı inan... böyle şey ağır bir durumdayken. Tabii tabii baya ağır durumdaydı. Hiç inancı yokken işte denize düşen yılana sarılır hesabı. Bir de bunu deneyim hesabı. Daha önceki rahatsızlık geçiren bir arkadaşından yerimi öğrenip geliyor. Hı hı. Tek seansa iyi olup gidiyor ve doktorlar hepsi e, ameliyat demişken değil mi Aysun Hanım? Tabii ki. Ameliyat demişken. Evet. Evet çok güzel. Yani e, peki şimdi memnun mu hayatından Aysun Hanım? Gayet memnun şu anda. Hiçbir fiziki rahatsızlığı yok. Doktora da gitmesine gerek yok. Elinin altında kocası var. Zaten ver bakayım şu eline şuraya koy bakayım. <laughs> var mı böyle şeyler? Var. Aynı zamanda o da öğrenci. kendi kendine de yapıyor. O da yani. yapar. Artık size de ihtiyacı kalmadı. Peki efendim bundan sonra ee, seminerleri konuşuyorduk biz. Evet. Seminerlere devam edelim. Nasıl oluyor bu organizasyonlar? İnsanlar nasıl katılabiliyor? Nerelerde yapıyorsunuz ve neler anlatılıyor? bu? Ee, seminerleri genelde Face'deki sayfalarımız üzerinden Hı -hı. insanlara duyuru şeklinde yapıyoruz. Ee, belli merkezlerde yapıyoruz. Şimdi e, çok dağılmıyorum artık. Önce farklı şehir, şehirlere gidiyordum ama şu anda İstanbul ve Bursa'da Hı -hı. merkezimiz var. Sadece İstanbul ve Bursa'da yapıyoruz. O duyurular üzerinden ilgisi olan insanlar gelerek katılabiliyorlar. Bu olayları enerji meselesini siz onlara anlatıyorsunuz, öğretiyorsunuz. Evet. Böyle güzel bir deneyim yaşanıyor. Evet, e, Mehmet Çayır, iyi ki geldiniz. Bizi bu konuda aydınlattınız. Programımızın evet son dakikalarına girdik. Ben de seyircilerimize bu kitabı tekrar hatırlatmak istiyorum. Ona dair Mehmet Çayır mutlaka okunması gereken bir kitap. E, Renan Seçkin hazırladı, Mavi Kalem yayın evinden çıkmış. DNR'larda ben baktım demiştim daha önce de evet. ulaşılması zor bir kitap bulamadık. Ee, nasıl? Mağazalarda hemen bittiği için evet. internet üzerinden verilirse sipariş. Ha, i̇nternet üzerinden kitabı. de olabiliyor. Bütün evet. büyük kitap evlerine internet üzerinden sipariş verebilirler. Evet. Kafalarında soru işareti olanlar bütün cevabı burada bulacaklar. Enerji neymiş burada öğrenecekler. Ondan sonra da çok çok eminim koşa koşa Mehmet Çayır'a gideceksiniz benim gibi. Mehmet Çayır iyi ki geldin. Başarılar diliyorum. İyi ki sen varsın. İyi ki Teşekkür geldiniz. Ediniz. Teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki programlarda tekrar belki bir araya gideriz ikinci kitabınla. İnşallah. Var mı öyle bir niyet? Ee, genişletilmiş baskıyı düşünüyoruz. İnşallah bekliyoruz efendim. İnşallah. Sevgili seyirciler gönül ister ki... Tüketici köşesiyle devam edecek.